Kurtuluşu'nun 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bu yıl 14.sü düzenlenecek Zafer Yürüyüşü, Cirit Gösterisi, Kurumlar Arası Futbol Turnuvası ve Mersin'in Kurtuluşu konulu öykü yarışması ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve davet etmek amacıyla gerçekleştirdiği istişare toplantılarına devam eden Belediye Başkanı Hamit Tuna, bu kez de siyasi parti temsilcileri, ilçe müftüsü, ilçe kurum müdürleri, okul müdürleri, imamlar, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, başkan yardımcıları, birim müdürleriyle Penişleri Temizlik, Park ve Bahçeler Müdürlüklerinde çalışan personeliyle bir araya geldi. Davetlerine icabet eden tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Tuna, geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşü'nün milli ve manevi değerlerimiz ile Mersin'e sahip çıkma noktasında önemli bir sembol olduğuna dikkat çekti. Bu toplantıda özellikle hem şehrimizde, bölgemizdeki var olan isimlerimizi görme anlamında hem de 3 Ocak Mersin'e Kurtuluş Günü'nün büyüyüşüne o muhteşem fotoğraf kalesini oluşturan Mersin'e katılan bütün değerli hemşehrilerimizi burada bir kahvaltı ile teşekkür etmek hem de 2018'de yapılacak olan yürüyüşünde katkı vermelerini temin etmek amaçlı veriyoruz. Belediye Başkanı Hamit Tuna, 7'den 77'ye herkesin katkı sunacağı 3 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 8'de Toroslar Kuvayi Milli Anıtı önünden başlayarak Hastane Caddesi, İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi güzergahından Cumhuriyet Alanı'na kadar sürecek zafer yürüyüşüne tüm Mersin halkını davet ettim. Yoğun ilginin olduğu toplantılarda katılımcılar da Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya çalışmalarında milli ve manevi değerleri her zaman canlı tutmasından dolayı teşekkür ederek 3 Ocak Zafer Yürüyüşü ve etkinliklere her yıl olduğu gibi bu yıl da destek vereceklerini ifade ettiler.